Merhaba arkadaşlar. Algoritmaları satır satır anlattığım örneklerle Java derslerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Baktım 10 dersi geride bırakmışız. Bugün 11. dersi beraber işleyeceğiz. Bu dersler için Java T-Point adlı web sitesinden yararlanıyorum arkadaşlar. Bu web sitesi Java dersleri de anlatırken bir taraftan da web sitesine bir kısmında da örnekler var. Bu örneklerle ilgili daha önceden size ajandayı göstermiştim. Şimdi de Arrays yani dizinler kısmında verilen örnekleri sizlere sunuyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Java T-Point URL'ini burada görüyorsunuz. Hemen kaldığımız yerden derslerimize devam edelim. ...33 numaralı dosyadayız arkadaşlar. Bu dosyada bir dizinin elemanlarının sağ tarafa doğru döndürülmesi durumu, birkaç kez döndürülmesi durumu incelenecek. Bununla ilgili bir algoritma var arkadaşlar. Yani söz konusu olay bir dizin var. İşte en sayıda veyahut da M sayıda elemandan oluşan bir dizin. Bu dizinin içerisindeki elemanları belirtilen defa, belirtilen kez sağ tarafa döndürüyoruz arkadaşlar. Bunu daha açıklayıcı olması bakımından söz konusu web sitesinde şunu gösteriyorum. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşan bir dizinim var. Bu dizini örneğin 3 kez, 2 kez sağa doğru kaydırıyorum. Sağa doğru kaydırmak demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu 5. eleman ilk eleman olacak. 4. eleman 5. eleman olmaya devam edecek. Birinci eleman da bu kez ikinci eleman olacaktır. Bu bir kez döndürme, iki kez döndürmede bunun bütün bu elemanların tekrar bir daha kaydırılması, üç kez döndürmede bu şekilde. Peki bunun algoritması nasıl olacaktır arkadaşlar? Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşan bir array olduğunu düşünelim. Ve de en sayısı yani tur attırma sayısı da döndürme sayısı da 3 olsun. Başlangıçta şöyle bir yazdırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada şöyle bir tanımlama yapıyorum. Dizin boyunu son eleman olaraktan bir last değişkenine atamasını yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra 11'den 8'den 12'ye kadar adımlar tekrar ederken 11. de bir sonrakine bir öncekine koyuyorum arkadaşlar. Yani c-1 indeksindekini c'ye koyuyorum. Yani şurada bakarsak bu sağ kaydırmanın maksadı şudur arkadaşlar. 5'i ilk önce 0'a koyduğumuzu düşündüğümüzde 4 numaralı indeks ne oluyor arkadaşlar? 4-1'i 4'e getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla şuradaki hep birer tane kaydırılmış oluyor sağ tarafa doğru. Bunu ben şimdi algoritmasından sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ki ilk önce dizinimiz 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. En de bunun kaç sefer sağ tarafa döndürüleceğiz. Yani sağa doğru kaç kez döndürüleceği. İlk önce orijinal dizini yazdırmak istiyorum arkadaşlar burada. Orijinal dizini yazdırmak için i indeksini sıfırdan length'e kadar getiriyorum ve de ondan daha küçük olması gerekiyor. Yani length dediğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 5. eleman. Dolayısıyla 5'ten bir küçük olmasa 4, yani 0'dan itibaren 0, 1, 2, 3, 4. elemana kadar bunu taratmak istiyorum. Ve de indeksi birer birer artırmak istiyorum. Dolayısıyla bu for döngüsü içerisinde, şöyle diyeyim, for döngüsü içerisindeki koşul geçerli olduğu sürece şuradan şuraya kadar olan, yani array'in print line değil bakın, print sadece. Array'in o indisteki elemanı yazdırılıyor ve de artı ile bir concatenate edilerekten boşluk bırakılıp yazdırılıyor arkadaşlar. Bunu hemen şöyle bir çalıştırdığımızda kademe kademe gidelim. Original array diyerekten şurada başlangıçtaki dizine şurada 1, 2, 3, 4, 5 diyerekten yazıyorum arkadaşlar. Peki burada döndürme işlemi ne demektir? Döndürme işleminde yine
değişkenini sıfırdan n'e kadar, yani bu döndürme sırasına, döndürme sayısına şurada bir kez döndürüyorum arkadaşlar. Böyle bir işlem için iki kez for döngüsünün iç içe kullanması gerekiyor. İlk döngü bu kaç sefer döndürüldüğüne dair bu i sayıcıyla gerçekleştirecek. Bu tabii 1, 2, 3 sefer olacaktır. Ve de sonuncuda da last diyerekten bir i ve integer c ve last değişkenini tanımlamış oluyorum. Dolayısıyla da burada last değişken de en sonunda array'in uzunluğunun eksi bir değerini last değişken olarak koyuyorum. Peki asıl bu döndürme ile ilgili algoritma nasıl yürüyor arkadaşlar? Bir kez c değişkenini bu array'in uzunluğundan bir eksilterekten başlatıp bunu sıfırdan büyük oluncaya kadar, yani 5'ten sıfırdan büyük birinci oluncaya kadar c'yi birer birer azaltıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla sağ tarafa doğru şurada göstereyim. Sağ tarafa doğru şu elemanın ilerlemesi sağlanıyor arkadaşlar. Ve de burada c eksi birinci eleman c elemanı c indeksine yerleştiriliyor arkadaşlar. Yani şöyle şurada düşünürsek c eksi 1 c eksi 1 c yerleştiriyor. Yani şurası 0, 1, 2 ise bu 3'e yerleştiriliyor arkadaşlar. Yani birer artırılarak yerleştiriliyor. Dolayısıyla buradaki elemanlarım birer birer sağa doğru ilerlemiş oluyor arkadaşlar. Buradaki algoritmada görüyorsunuz c eksi 1 c yerleştiriyor. Tabi burada c her seferinde en büyük sayıdan küçüğe doğru, yani sıfıra doğru, yani 1'e doğru azaltılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada en son bulunan tabi last değişkenimi de sıfırıncı eleman olaraktan da değiştiriyorum. Yani ilk başlangıçtaki 5'in sıfırıncı elemana yerleşmesi şeklinde. Burada da yazdırma için şöyle bir boş satır bıraktıktan sonra bu döndürme gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar, yani şu dış dalgalı parantez nereden nereye kadar gelecektir arkadaşlar. Şu ilk evet şuradan itibaren şu bana en son şu dalgalı parantez şuraya kadar gelecektir arkadaşlar. Yani bu n sayısının da 3'e ulaşmış olduğu koşulunun gerçekleştiği durumdur arkadaşlar. Yani bir iki tane değişkenim var demiştim. Bir i, diğeri de j. I kaç sefer tur attığıyla ilgilidir. J de içerisindeki değişkenlerin birer sağa kaydırması ile ilgilidir arkadaşlar. Yani üçüncünün 4'e aktarılması şeklinde. Burada da döndürme işlemi tamamlandıktan sonra array after right rotation diyorum. Yani sağa döndürdükten sonra dizinin durumu diyorum. Burada da klasik sıfırdan length'e kadar, yani length küçük eşit olacak şekilde, küçük olacak şekilde i'yi birer birer artırıyorum ve de bunu aynı satıra şu komut vasıtasıyla yazdırıyorum arkadaşlar. Sağa doğru 3 kez döndürdükten sonra bakın bu 3 4'e geliyor, 5'e geliyor ve 3. kez de tekrar başa geliyor arkadaşlar. 3 4 5 diyerekten diğerleri de bu şekilde devam ediyor. Bir sonraki algoritmayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Burada da bir verilen bir dizinin artan sayıda elemanların tasnif edilmesi, sıraya sokulması algoritması var arkadaşlar. Yani elimde bir dizi var. 5, 2, 8, 7, 1 şeklinde bunu artan şekilde, yani ascending order dediğimiz azdan çoğa doğru veyahut da küçükten büyüğe doğru sıralanması algoritması. Bunun mantığıyla da ilgili şöyle bir tekrar bir gözden geçelim arkadaşlar. Burada yapılacak olan şudur arkadaşlar. Artan şekilde olduğu için algoritmamızda
İç içe iki döngü oluşturulacaktır arkadaşlar. İlk döngüde bakın, ilk döngüde birinci eleman göz önüne alınacak. Şu 5 elemanı göz önüne alınıp diğerlere ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, pardon, sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü elemanlar kendi aralarında kontrol edilecek, birbirleriyle olan ilişkileri kontrol edecektir arkadaşlar. Daha sonra bu en dıştaki döngü bir artırılaraktan ve geri kalan kısımlarında bütün elemanların gözden geçirmesi sağlanacaktır. Şimdi kodumuza bakarsak, kodumuza dikkat edersek, burada da başlangıçta dizilimizi 5, 2, 8, 7, 1 şeklinde verdiğimizi varsayalım. Böyle bir dizin veriliyor bize. Ve de temporary diyerekten bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Burada yapacağım şey şudur arkadaşlar. İlk önce bu bir kere orijinal dizini bir yazdırmak istiyorum. Elements of original array diyorum. Yani dizini yazdırmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada bir indis seçiyorum. İ indisi. İ indisini şuradan itibaren her seferinde bunun dizinin boyutunun eksi 1'i kadar, boyutu kadar taratıyorum ve de boyutunun eksi 1'i değerini aldığında da döngüyü durduruyorum arkadaşlar. Yani şurası indis 0, 1, 2, 3, 4 olduğunda bunun uzunluğu 5 demektir arkadaşlar. Yani indis 1, bunun bir eksiği küçüğü, yani bundan küçük olduğunda bu işlem sona erecektir. Yani hepsinin tamamı ile birinci indekstekini, sıfırıncı indekstekini, birinci indekstekini, üçüncü ve dördüncü indekstekileri bu şekilde yazdırmış oluyorum. Şu kısım bize orijinal dizinin yazdırılması işlemini sağlıyor. Peki şuraya baktığımızda ascending order demek azdan çoğa doğru artar demektir arkadaşlar. Bunun için iç içe iki tane döngü kurmam gerekiyor benim. Bir tanesi en dıştaki i değişkeni sıfırdan döngünün uzunluğuna kadar, yani her bir elemanı sağdan itibaren döngünün son elemanına kadar traverse edecektir, taracaktır arkadaşlar. Her birisi için işlem yapacaktır. Peki bu içteki döngü nedir arkadaşlar? Bu içteki döngüde de bakın, C'yi bunun i sıfır olduğu için birinci indeksinden itibaren başlatıyorum arkadaşlar. Y birinci indeksinden itibaren. Dolayısıyla en son verimde şöyle yapayım. En son verimde dizinin boyutuna kadar olacaktır arkadaşlar. Ondan bir eksik küçük olacaktır. Burada küçük işareti var bakın. Ve de indeksimi, C indeksimi birer birer artıyorum. Buradaki espri şudur arkadaşlar. Eğer ki küçükten büyüğe doğru ya da azdan çoğa doğru taratıyorsam arkadaşlar, i indeksi ile c indeksini karşılaştırıyorum arkadaşlar. Eğer i indeksi c indeksinden büyükse bunların yer değiştirmesini yapıyorum arkadaşlar. Bunun için de temporary diyerekten bir değişkeni, ara değişkeni kullanmam gerekiyor. Yani eğer ki i c'den büyükse dolayısıyla i'yi temporary'ye atıyorum. C'yi i'ye aktarıyorum. Temporary i'ye aktarıyorum. Aslında i ile c'yi yer değiştiriyorum arkadaşlar. Çünkü neden? I'nin c'den büyük olması durumunda burada küçük olan elemanın sol tarafta kalması gerekiyor arkadaşlar. Onun için şu büyüklük ilişkisini arattırıyorum. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Azalan artan dizinlerde, yani ascending order dediğimiz 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde gitmesi gereken dizinlerde en dıştaki döngümüz, for döngümüz bize eleman sayısınca, bu dizinin bütün elemanları sayısınca sıfırdan itibaren taranmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani her seferinde sıfırıncı elemanı, sıfır indeksli elemanı alıp ondan sonra diğerlerini işlemini yapmak şeklinde. İçteki döngü ise C indeksini kullanıyor. Yani C indekslemesini kullanıyor. Ve de i'nin şuradaki ilk indeks olaraktan 0 üzerine 1 ekleniyor. C sayısı buradan itibaren tekrar length'e kadar gidecektir arkadaşlar. Yani geri kalan kısmını karşılaştırmasını yapıyoruz. En can alıcı kısım şurasıdır. Ben şimdi azdan çoğa doğru yaptığım için birinci elemanın ikinci elemanla karşılaştırılması gerekiyor arkadaşlar. Eğer birinci eleman ikinci elemandan büyükse yer değiştirmesi gerekiyor. Yani büyük olan elemanın hep sağ tarafta kalması gerekiyor. Bunun için i ile j yer değiştiriyor. Bakın burada i'yi geçiciye, j'yi i'ye, geçiciyi de j'ye atıyorum. Dolayısıyla i ile j yer değiştirmiş oluyor. Burada bu algoritma bunu gerçekleştiriyor. Daha sonra burada bir boş satır bırakıyorum. Ve de tasnif ettikten sonra elemanların ekrana getirilmesi diyerekten bir yazım var. Burada yani açıklama var. Bunu da
Evet. Burada da aynı şekilde şu izahatı yaptıktan sonra artan şekilde sıralanmış dizinin elemanları şunlar diyerekten yine I0'dan dizinin uzunluğuna kadar bir eksiğine kadar taratıyorum. Birer birer artırıyorum ve de neticede print line yerine print komutunu kullanaraktan ince dizin elemanına yazdırıyorum ve artı concatenate edip bir boşluk bırakıp tekrar aynı satıra yazmaya devam etmesini sağlıyorum arkadaşlar. Bunu çalıştırdığımızda karışık düzendeki olan bir dizinin küçükten büyüğe doğru şu şekilde yazdırıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Şu orijinal hali şudur. Başlangıçtaki hali. Bu da dizinin sıraya sokulduktan sonraki hali de budur. Bir sonraki kodu paylaşayım sizlerle. Burada da ascending değil descending order var. Yani azalan sayıda, azalan sırada yapılması veyahut da başka bir deyişle büyükten küçüğe doğru sıralanması. Ascending küçükten büyüğe doğru, descending büyükten küçüğe doğru anlamındadır arkadaşlar. Burada da yine şöyle bir karışık düzende bir dizilimiz var. 5, 2, 8, 7 diyerekten. Burada başlangıçta bunu bir yazdırıyorum. Başlangıçtaki orijinal dizim şu diyerekten. Şimdi bir mantık yürütürsek arkadaşlar şuraya odaklanalım. Yine ilk dıştaki diziyle sayacın birden array elemanının bir eksiğine kadar taratmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani sıfırıncı elemandan itibaren, sıfırıncı indeksten itibaren 1, 2, 3, 4. indekse kadar bunu taratmamız gerekiyor. Veyahut da bunun uzunluğu 5 olduğu için 5 eksi 1, 4'e kadar çünkü küçük işareti olduğu için en son alabileceği eleman sayısı 4 olacaktır arkadaşlar. Ve de birer birer artırıyorum. Şuradaki mantık yine C'ye i artı 1 diyorum. Yani şuradaki 0 değerine 1 koyuyorum. Ve de yine length'den 1 eksiğine kadar bunu taratıyorum arkadaşlar. Buradaki can alıcı farklılık şudur arkadaşlar. Bu kez büyükten küçüğe sıralamayı yaptığı için i elemanıyla c elemanını karşılaştırıyorum arkadaşlar. Eğer ki bu koşul doğruysa yani i c'den küçükse veya başka deyişle c i'den büyükse arkadaşlar. Bakın c i'den büyükse bu anlamdadır. Öyleyse i ile c'yi yer değiştiriyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Burada büyükten küçüğe doğru sıralama vardı. Yani birinci elemanın kendisinden sonra gelen elemanla karşılaştırıldığında büyük olan sağ taraftaki ise sağ taraftakinin bir öncekiyle yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani mantık bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla küçükten büyüğe doğru dediğimizde burasının bir küçük işareti olması gerekiyor. Büyükten küçüğe dediğimizde de burasının küçük işareti gerekiyor. Diğerinde büyük işareti gerekiyor arkadaşlar. Yani büyükten küçüğe sıralama esnasında büyük olan kısmın küçük olan kısımda yer değiştirmesi gerekiyor. Burada da klasik dizinin yazdırılması algoritması var arkadaşlar. Küçük kod parçacığı var. Yine i sıfırıncı indeksten array.length'e kadar birer birer artırıp aynı satır içerisinde yazdırmasını sağlıyorum. Bunu da çalıştırdığımızda Java uygulamasının iki kısmını burada görüyoruz. Birinci kısımda yine orijinal dizinin elemanları yazılmış haldedir. İkinci kısımda da descending order dediğimiz büyükten küçüğe doğru sıralanmış halini görüyorsunuz arkadaşlar. İki döngü kullanıyorum iç içe arkadaşlar. Bu şekilde tasniflerde iç içe iki döngü kullanması gerekiyor. Evet, bir sonraki örneği paylaşayım sizlerle. 36. kod parçacığına gelmişim. Dosyaya gelmişim arkadaşlar. 36. dosyada da ilginç örnekler seçtim arkadaşlar sizler için. Burada Java program to find the third largest number in an array diyor. Yani dizindeki en büyük üçüncü sayıyı bulmak istiyoruz arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim. En büyük üçüncü sayı nedir arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru bir sıralama varsa arkadaşlar sol taraftan yani bir ascending order varsa yani küçükten büyüğe doğru sondaki eleman değil ondan sonraki değil ondan önceki yani üçüncü büyük anlamında şöyledir en sondaki indeks değil ondan bir önceki değil bir önceki. Dolayısıyla third largest dediğimde sondan 3'e sayaraktan yani sonun indeksini eksi 1 diye sayarsam eksi 1, eksi 2, eksi 3 indeksindeki sayıyı ben eğer bulabilirsem
Bunu yazdığımda üçüncü en büyük sayı bulmuş olacağım. Tabii zaten sorunun içerisinde cevabı da var. En küçükten büyüğe doğru sıraladığımda en büyüğün en sondaki eleman olduğunu elbette biliyoruz. Daha önceki algoritmamızdan hemen yararlanabiliriz. Neydi arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralama algoritması. Bir öncekinin bir sonrakine bir öncekiyle karşılaştırılması ve de eğer büyük varsa büyüklük olasılığı varsa yani A-I büyük A-C durumdaysa geçici değişkeni kullanaraktan iyileceği yer değiştiriyorduk arkadaşlar. Bütün esprisi buradadır. Bu küçükten büyüğe doğru sıralamanın. Buraları tekrar uzun uzun anlatmıyorum. İç içe iki döngü olması gerekiyor. Yine bunu tekrarlamamız gerekiyor arkadaşlar. İlk döngü bütün bu dizinin elemanlarının teker teker her birisinin üzerinde traverse edilmesi, gezinmesi için arkadaşlar. O da birer birer artırıyorum. Asıl mühim olan, önemli olan kısım şudur. C değişkenimi, indisimi i'nin bir sayısını artırıp yani artık sıfırıncı değil birinci indeksten bahsediyorum. Bunun total altına kadar devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada şöyle bir incelik var. Ben get third largest diyerekten bu fonksiyonu tanımlarken arkadaşlar bu metodu tanımlarken diyeyim. İki argümanı var arkadaşlar. Birincisi dizinin kendisi, ikincisi integer total denilen bir değişkenin dış ortamdan alınması ve de bunun kullanılması bu metot içerisinde. Demek ki öyleyse ben total'ımı bir yerlerde eğer tutarsam bu total neticede en büyük elemana geldiğinde bakın şurada C küçük total dediğinde henüz benim kaç elemanlı olduğunu bilmediğim için ben bu şekilde bir değişken olaraktan verdim. Biraz sonra bu izahı daha açık hale gelecek arkadaşlar. Buradaki uygulama şudur. Küçükten büyüğe doğru sıralamada en sondaki eleman en büyük eleman olacaktır arkadaşlar. Burada geri dönüşte değeri olaraktan total eksi 1 diyorum. Çünkü neden arkadaşlar? En sondaki eleman madem benim en üst indeksimi içeriyor, en sonuncu indeks total'dır. Öyleyse sondan 1, 2, 3 diye saydığımda total eksi 3 benim sağdan üçüncü elemanım yani sağdan üçüncü en büyük elemanı verecektir arkadaşlar. Buradaki incelik şudur. Baştan küçükten büyüğe doğru sıralamasını yapıp en sondaki elemanın en büyük eleman olduğu varsayımıyla yani o sıralamanı gerçekleştirdikten sonra total eksi 1, total eksi 3 diyerekten sondan üçüncü elemanı yani en büyük üçüncü elemanı bulmuş oluyorum arkadaşlar. Burada da bir uygulaması var. Burada iki tane dizin var. Bakın bir A dizini bir de B dizini. A dizine 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı yani indisi maksimum indisi 6 diyeyim. 0'dan 5'e kadar da indisleyebilirim. Eleman sayısı 6'dır. Burada da eleman sayısı 7'dir arkadaşlar. 44, 66, 99 şu şekilde eleman sayısı 7'dir. Ben tabii burada ne yapıyorum arkadaşlar? Burada hem bir izahat yapıyorum. Third largest diyorum. Third largest diyorum. İkincisi için de get third largest diyerekten şu metodu çağırıyorum arkadaşlar. Aslında buradaki hazırladığım algoritmayı bir noktada çağırmış oluyorum arkadaşlar. Bunu çalıştırmış oluyorum. Hangi argümanlarla? Birincisinde A'yı çağırıyorum. İkincisinde de B'yi çağırıyorum. Ve de her seferinde de total eksi 3 oluyor. Yani üçüncü en büyük dediğimde de burada 6 elemanlı ve 7 elemanlı olacak şekilde şunları belirliyorum. Burada bir bakıma total için 6, burada da total için 7 seçmiş oluyorum. 7. elemandan itibaren 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3 de örneğin bunun sıraya sokulduğunu varsayalım. Şu elemanı verecektir arkadaşlar. Peki bunu ben çalıştırdığımda ne şekilde bir netice alacağız arkadaşlar? Evet, algoritmamızın ilk kısmında artık dizini yazdırmıyoruz. Third largest diyerekten sıraya sokulmuş dizinin sondan elemanın 3 olduğunu ve de alttakinin de şuradaki elemanın da sondan 3. elemanın 66 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten en büyük eleman 99, 77 var. 66 da sondan 3. en büyük eleman oluyor arkadaşlar. 37 numaralı dosyayı çalıştırıyorum arkadaşlar.
Evet. Madem üçüncüsünü bulduk arkadaşlar, ikincisini de second largest number in an array dediğimizde yine aynı mantık olacaktır arkadaşlar. Burada hemen bize sağduyu şunu söylüyor. Üçüncü de eğer total eksi 3 kullanmışsak, ikincisinde de total eksi 2 kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu nereden söylüyoruz? Madem ikinci en büyük dediğine göre eğer artan sayıda sıralamayı ben gerçekleştirmişsem, yani birinci bir önceki elemanı bir sonrakiyle karşılaştırdığımda sonrakinin bu koşulun büyük olması durumunda gerçekleşmesi durumunda elemanların yer değiştirmesini yaptığımda elde ettiğim şekilde, yani azalan en küçükten bir'e doğru sıralamayı yaptığımda sağdan yani en sondan itibaren eksi 1 ve eksi 2. En büyük ikinci elemanı bana verecektir arkadaşlar. Burada da aynı şekilde aynı elemanlarla eksi ikinciyi burada bulmuş oluyorum. Yine çalıştırdığımda bu kez 5 ve 77 şeklinde burada 6 en büyüktü. İkinci en büyük 5. Evet. 99 ve 77 de ikinci en büyük. Peki bunun bir de asıl en büyük elemanı nedir diye bakarsak arkadaşlar, burada da örneğimizde largest number in an array diyerekten bizden sorgulanması istenen şey şudur. Yani dizin içerisinde en büyük numaranın zaten takdir edersiniz ki arkadaşlar bir dizine karışık verilmiş bir dizine küçükten büyüğe doğru sıraladığınızda en sonuncu eleman bana o dizinin maksimum elemanını verecektir. Burada da aynı şekilde iki tane döngü kullanıyorum. Hatırladığımız gibi. For döngülerinin ikincisinde C'ye yine daha önceki algoritmanın aynı şekilde bir artırıyorum ve de totale kadar taratıyorum. Totalden bir eksiğine kadar taratıyorum. Burada yine küçükten büyüğe doğru sıralama söz konusu olduğu için i elemanını bir sonraki j elemanıyla karşılaştırıyorum arkadaşlar. Çünkü j i artı 1'e karşı geliyor burada bakın. Yani soldaki elemanı sağdaki elemanla karşılaştırıyorum. Eğer soldaki eleman büyükse birbiriyle yer değiştiriyorum arkadaşlar. Mantık bu kadar basit. Yani soldaki elemanın büyük olması demek ne demektir arkadaşlar? Sıraya sokulmamış hali demektir. Bu şekilde bu her birisi için gerçekleştiğinde en dış döngüye geliyor. En dış döngüde bu sefer ikinci kez artırılıyor. Sıfırdan 1'e, 2'ye, 3'e derken dördüncüde de gerçekleştiriliyor ve de bütün bu elemanlar yer değiştirmiş oluyor arkadaşlar. Burada da tabii total aslında toplam indeks numarasını, toplam eleman sayısını gösterdiği için sonucu indeksi de bulmak için total eksi 1 diyorum arkadaşlar. Örneğin burada 5 tane eleman var diyeyim. Şurada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. İndeks dolayısıyla 0. indeks 1, 2, 3, 4, 5. indekse kadar gelecektir. Yani 6 eksi 1 olacaktır. Burada da total dediğimiz rakam 6'dır. Ve de total eksi 1 de 5'e karşılık geliyor. Yani sıraya sokulduktan sonraki sağdaki en sondaki en büyük elemandan bahsediyoruz arkadaşlar. Hemen başka bir algoritmayı göstermek istiyorum size. Bu kez de madem en büyüğü bulduk, dizi içerisindeki ikinci en küçüğü bulabiliriz arkadaşlar. Artık 3 ile oyun almak istemedim. İkinci en küçük demek ne demektir arkadaşlar? İkinci en küçük demek benim dizinin bir kere büyükten küçüğe doğru sıralanacak demektir arkadaşlar. Öyleyse hemen şuradaki algoritmaya geleyim. En can alıcı kısım neydi arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralarken i elemanının C elemanından büyük olup olmadığıydı arkadaşlar. Dolayısıyla benim de algoritmamda yine şöyle bir çalıştırayım. Evet, rakamlar küçülüyor. Evet, doğru. Şöyle diyebilirim. İçteki döngüde yani C döngüsü 0 artı 1'den yani 1'den itibaren bütün o maksimum indekse kadar tarandığında karşılaştırma, can alıcı karşılaştırma şudur arkadaşlar. Özü, bu algoritmanın özü. İ-inci eleman C-inci eleman ile karşılaştırılıyor arkadaşlar. Yani bir önceki eleman bir sonraki elemanla karşılaştırılıyor. Dolayısıyla eğer bu koşul doğruysa yani bu büyükse, birinci eleman büyükse yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani sol tarafta hep küçük elemanın olması gerekiyor.
Sol tarafta hep büyük eleman olması gerekiyor. Küçük eleman yer değiştirecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu madem büyükten küçüğe doğruysa benim de bunu bir kez şöyle bir gözden geçirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, buradaki mantık da aynı şekilde 38-39 kodumuz şu. Evet, burada da i elemanı bakın bir sonrakiyle karşılaştırılıyor arkadaşlar. C burada i artı 1 olduğu için i elemanı i artı 1 ile karşılaştırılıyor. Bu koşul gerçekleştiğinde yani büyükse yer değiştirecek elemanlar. Dolayısıyla sol tarafta küçük olan eleman yer alacaktır arkadaşlar. Peki bu döngümüz bittiğinde geri dönüş değeri olarak da ben neyi istiyorum burada? Second smallest olduğu için soldan birinci eleman, çünkü sıfırıncı indeks arkadaşlar şey verecektir. Sıfırıncı indeks birinci elemana, birinci indeks ise ikinci elemana verecektir. Dolayısıyla ikinci en büyük en küçük eleman da bana istenen bu değeri verecektir arkadaşlar. Burada istenen second smallest number, yani küçükten büyüğe doğru sıralandığında sol taraftaki ikinci en küçük eleman. Burada da sayısal değerler vererekten gerçekleştirdiğimizde örneğin burada get second smallest a virgül 6 ile çağırdığımda A dizinini kabul ediyorum. Yani şunu kabul ediyorum. Ve de 6 diyorum bunun eleman sayısına. Dolayısıyla bu işlem buradaki total değeri 6'dır. Burada da B dizinini kabul ediyorum. Yani şu verileri kabul ediyorum. Ve de 7 burada da total değeri 7'dir arkadaşlar. 39. algoritmamızda evet, ikinci değil de doğrudan doğru en küçük elemanı bulmak istiyorsak arkadaşlar, bu zaten hemen sağduyuyla şunu söyleyebiliriz. Ascending değil, descending order, yani büyükten küçüğe doğru sıralama algoritmasını kullanıp en sondaki, sıfırıncı indekstekini elde edebiliriz. Küçükten büyüğe doğru sıralama algoritmasını kullanıp smallest dediğimizde de ilk sıfırıncı indeksteki en küçük olan elemanı verecektir arkadaşlar. Burada da yine algoritmaya bakıyorum şurada. Küçükten büyüğe doğru sıralamada eğer i elemanı c elemanından büyükse yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Ki küçük olan sol tarafta kalsın. Dolayısıyla bu yer değiştirme işleminde de temp diye bir temporary değişkeni aracı olarak da kullanıyorum. İnce değeri temp'e, c'yi i'ye, temp'i c'ye. Dolayısıyla i ile c'nin içeriği birbiriyle diğer değiştirmiş oluyor arkadaşlar. Şu döngü tamamlandıktan sonra ben neyi elde ediyorum arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralanmış ve ascending order sıralanmış dizini elde edeceğim. Dolayısıyla sıfırıncı indeksteki de en küçük elemanı verecektir. Otomatikman buradan da cevabı elde etmiş oluyoruz. Burada da birkaç değerle uygulamak istedim bunu. Örneğin A dizilimiz şöyle, B de şöyle. Ben get smallest diyerekten bu metodu çağırdığımda, bu metodumun adı get smallest, nelere kabul ediyor? Bir kere şu array'i alıyor ve de total diyerekten bir değer alıyor. Burada total değeri de 6 diye veriyorum. 6 demek ne demektir? Bu 6 elemandan oluşan bir dizi. Bu da 7 elemandan oluşan bir dizi demektir. Peki metodun kendisi ne yapıyor? En küçük elemanı buluyor. Yani 0 azalan artan sırada sıralamayı yapıp tasnifi yapıp sort yapıp sıfırıncı elemanı bana return değeri olaraktan geri veriyor arkadaşlar. Bunu da çalıştırdığımızda evet, bir değerini ve burada da en küçük değer olarak 22'yi görüyoruz arkadaşlar. 41. dosyaya gelelim. Evet,
Bu kod parçacığında şöyle bir örnek var arkadaşlar. Dizin içerisinde tekrarlanan elemanlar olabilir. Yani duplicate elements diyoruz bunlara. Yani birden fazla aynı elemanı tekrar etmiş olabilir. Bunları çıkartacak, bunları bulup çıkartacak ve de tekrar edilmiş elemanlar haline getirecek bir iki algoritma sunabilirim burada. Birincisine temporary array diyerekten işlemlere geçici bir dizin oluşturuyorum. Bu dizin üzerinde oluşturuyorum arkadaşlar. Diğeri de ayrı bir index metodu. Bunların her birisini ayrı ayrı örneklerde göstermek istiyorum arkadaşlar. Birincisi adı üzerinde remove duplicate element in an array using temporary array diyorum. Yani geçici bir dizin kullanaraktan dizin içerisindeki tekrar etmiş elemanları bertaraf ediyorum arkadaşlar. Şimdi başlangıç koşulu olaraktan bir kere end sayısının yani eleman sayısının sıfır ya da bir olması durumunda bu özel bir durumdur. Return end diyorum. Bu otomatikman zaten tek elemanlıysa bir kez tekrar edecek anlamında bu end değerini verecektir. Asıl algoritmamızın geri kalan kısmı şu arkadaşlar. Bir kere şunu araştırmam gerekiyor. İ inci eleman ile şuradaki for döngüsünün içerisine bakarsak arkadaşlar şöyle. Yani aynı eleman olup olmadığını tartmak ancak şu şekilde olacaktır. İ'nci eleman i artı birinci elemanla karşılaşılacak arkadaşlar. Farklı ise ne olacaklar? Birbirinin eşit değilse i elemanını bu sefer c indeksi birer artıraraktan bunun içerisine yerleştirecek arkadaşlar. Yani bu temp neydi? Benim geçici olaraktan oluşturduğum bir dizindi arkadaşlar. Bu geçici dizinin içerisine yani tekrarlanmayan elemanlarıyla oluşturacağımız dizin içerisine bunu koyuyorum. Tabii başlangıçta bunun bir initialization değeri var. Integer temp, new integer end diyerekten bunu sıfırdan farklı hatta birden farklı bir değer olaraktan tanımlamasını yapıyorum. Yani burada bir temporary dizini baştan tanımlamış oluyorum arkadaşlar. Burada da c elemanına sıfırdan itibaren sıfır verip i'den n-1'e kadar yani bunun eleman sayısı -1'e kadar traverse ettiriyorum. Burada her bir elemanı bir sonrakisiyle karşılaştırıyorum. Eşit değilse birbirinden farklıysa arkadaşlar doğrudan doğruya bu elemanı c'yi bir artıraraktan benim işte indeksi artırma indeksi c olan temporary array'ime bu elemanları geçici şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve de burada c değişkenime geri döndürüyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Burada da ne yapıyorum? Başlangıçtaki dizinim 10, 20, 20 içerisinde tekrarları barındıran bir dizin arkadaşlar. Burada tabii array'in uzunluğunu da length olaraktan koyuyorum. Peki ben burada remove duplicate elements diyerekten bir metodu çağırıyorum. Bu metodumu da şu şekilde isimlendirmiştim burada. Remove duplicate elements diyerekten yaptığım şey neydi? Eğer bir önceki bir sonrakiyle eşit ise indeksine buraya aktarıyorum arkadaşlar. Eşit değilse pardon, indeksini buraya attırıyorum. Dolayısıyla eşit olanları göz ardı edip diğerine artırmış oluyorum. Şu kısmı atladık arkadaşlar, kusura bakmayın. Eğer değilse, yani bu koşul doğru değilse, yani bir eşitlik varsa, bu durumda ne yapacak arkadaşlar? N'e 1'e eksiltip bu dizindeki bu elemanı ben C elemanına aktarmam gerekiyor arkadaşlar. Yani burada tekrarlanan yoksa otomatikman artırıyoruz. Fakat bu koşul gerçekleşmiyorsa yani tekrarlanma durumu varsa bu durumda N'e 1 eksiltip yani daha doğrusu dizinde bir sonraki elemana gidip bunu değiştiriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla orijinal dizin değişmiş oluyor. Burada da i sıfırıncıdan itibaren c'den küçük olunca kadar i traverse ettiğimde ben yeni dizinime bu şekilde temporary elemanlarıyla i içerisine aktarmış oluyorum arkadaşlar. Yani bu kez artık orijinal dizini değiştirip bu temporary'den orijinale geçmiş oluyorum arkadaşlar. Ve de argüman değeri de şey olaraktan geri döndürüyorum. Burada da bunun yazılması gerekiyor. Şu noktadan itibaren array ve length argümanları çağırdığımda sıfırıncıdan itibaren i'den küçük oluncaya kadar aynı şey içerisinde
Bu artık düzenlenmiş haliyle, yani R şuradan itibaren temporary'nin içeriği buna aktarıldığından dolayı şuradan itibaren ben tekrar etmeyen elemanları içeren dizini yazdırmış oluyorum arkadaşlar. Evet, 10, 20, 30, 40, 50. Burada da gördüğünüz gibi 20'ler var, 30'lar var ve 50'ler var arkadaşlar. Bir sonraki dosyaya baktığımızda evet, burada da ikinci metotla bunu nasıl çözeceği konusunda bir fikir verebiliriz. Using separate index, ayrı bir indeksi kullanaraktan tekrarlanan dizin elemanlarının bertaraf edilmesi, ikinci, üçüncü kez kullanımlarının ortadan kaldırılması. Şöyle yine ilk 0 ve 1 koşulları bertaraf edilerekten geri dönüş değeri olarak n ile bunu sağlıyorum. Dolayısıyla 2, 3, 4, 5 gibi elemanlardan oluşan durumlar söz konusu olacaktır. Remove duplicate elements diyerekten bir metodum var. Bu metot yine dizini alıyor, dizinin yapısını argüman olaraktan alıyor ve de n gibi bir sayıyı argüman olaraktan, integer sayıyı argüman olaraktan alıyor. Ben burada yapacağım işlemi, yani şurada kurduğum algoritmayı daha sonra sayısal değerler vererekten çağırdığımda bu işlem otomatikman yapılmış ve neticeyi elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Yani arındırmış oluyorum tekrarlanan elemanlardan kurtaraktan. Yine kodumuza bir göz atarsak C değişkenine 0 veriyorum. Burada yine i değişkenine i artı 1 ile karşılaştırıyorum arkadaşlar. Eşit olmama durumunda doğrudan doğruya eşit değilse i değişkenine C'ye 1 artıraraktan yerleştiriyorum. Burada yapılan şey şudur arkadaşlar. Bakın şu gölgelendirmeyi aşağıya alayım. For döngüsü içerisinde sayacımı sıfırdan n-1'e kadar sayıyorum arkadaşlar. Yani 5 elemanlıysa en son indeks değeri 4 olacaktır diyerekten bunu beraber saydırıyorum. Burada i indeksindeki elemanı i artı 1 ile, yani bir sonraki ile karşılaştırıyorum. Eşit değilse, yani bu koşul ne zaman doğru oluyor? True neticesini veriyor arkadaşlar. Bu önermenin sağlanması durumunda eşit değil ise, demek ki farklı ise doğrudan doğruya indisi arttırıyorum arkadaşlar. O da C indisimin yerine geçiyor. Daha sonra burada da n-1 eğer ki bu koşul sağlanmıyorsa, yani dolayısıyla şu kısım diyeyim, yani şuradan şuraya kadar olan kısım değil sağlanmıyorsa, tekrarlar varsa bu kez indeksi yine bir azaltıp bunu da C artı plus plus diyerekten C'yi bir sonraki değer olaraktan atıyorum arkadaşlar. Geri dönüş diyerekten C'yi veriyorum. Aslında yukarıdaki yapılan işleme 3 aşağı 5 yukarı aynı arkadaşlar. Burada da yine tekrarlanan elemanlar var. Çağırdığım metot remove duplicate elements, yani şurada çatısını kurduğum metodu çağırıyorum. Array değişkenimi, dizilimi ve de n değişkenimi değer vererek koyduğumda burada ne yapıyorum arkadaşlar? Kendisi buradan zaten length'te kendisi buluyor arkadaşlar. Çünkü burada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ise bu length 8'dir. 8 eksi 1'e işleme sokacaktır. Dolayısıyla burada da şunu yazdırdığımızda tekrardan elemanlar ortadan kaldırılmış haliyle 10, 20, 30, 40, 50 diyerekten şu komutun icra edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu dersin son dosyasını paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu da bir dizi içerisinde tek ve çift sayıların yazdırılması. Yani dizi içerisinde birden fazla elemanların olduğunu varsayıyoruz ve de bu elemanların tek ya da çift sayılar olabileceğini düşünerekten bu her iki satırda şöyle diyeyim. Tek sayılar diyerekten bir yazdırma gerçekleştiriyorum. Şurada print system out print line metoduyla ve de ikinci bir algoritma küçük kod parçacığından sonra da çift sayıların yazdırılmasını gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Hemen tek sayılar ve çift sayıları algılamak için hangi argümanı hangi
mantıksal karşılaştırmayı kullanıyorduk arkadaşlar. Modülo 2 ile bölünmesini sağlıyorduk arkadaşlar. Bir sayı eğer çift sayıysa modülo 2 ile bölünmesinden kalan sayı sıfırdır arkadaşlar. Eğer ki bir sayı tek ise, yani odd number ise, modülo 2 ile bölünmesinden kalan sayı sıfırdan farklıdır. Örneğin 3 modülo 2 ile bölünmesinden kalan sayı 1'dir. Dolayısıyla sıfırdan farklıdır ve de 3'ün tek sayı olduğunu, yani odd number olduğunu söyleyebiliriz. Peki 4 için durum nedir? 4'ün modülo 2 ile bölünmesinden kalan sayı sıfırdır arkadaşlar. Yani 4'ün içerisinde 2'leri çıkardığımız zaman sıfırdır. Dolayısıyla şu koşul gerçekleşecektir arkadaşlar. Yani modülo 2 ile bölünmesinden kalan sonuç sıfır ise bu da bir even number'dır. Yani çift sayıdır. Peki bunun biraz daha detayına baktığımızda tabii bütün sayıların i sıfırıncı indeksten itibaren array'in uzunluğu boyunca, yani maksimum indeksine kadar taratılması gerekiyor. Yani travers edilmesi, üzerinde gezinilmesi gerekiyor ve de her seferinde de i birer birer artırılacaktır. Peki burada şu asıl if komutunun içerisindeki mantık şudur arkadaşlar. Eğer i'nci elemanın 2 ile bölünmesinde kalan sıfırdan farklıysa, yani 1, 3, 5 gibi bir rakamsa, bu bir tek sayıdır. Dolayısıyla hemen a'yı yazdırıyorum arkadaşlar. Print line a'yı yazıyorum. Ve de şöyle diyorum. Değil ise hemen algoritma bu kez print line even numbers diyerekten bir mesaj yazdıktan sonra bu sefer karşılaştırma şöyle yapacak. AI'deki elemanın 2 ile bölümünden kalan sıfırsa bu çift sayıdır. Burada da bir çift sayı yazdıracaktır arkadaşlar. Peki ben bunu sıfırıncı şuradan şöyle söyleyeyim. Şuraya kadar gerçekleştiriyor. Evet. Çalıştırdığımızda arkadaşlar bunu da. İki ayrı kısım olacak demiştik. Odd numbers sıra itibariyle ilk önce geliyor ve de yine sıfırıncı elemandan length'e kadar hepsini yazdırıyoruz. 1, 5, 3 şeklinde. Şu sırada 1, 5, 3 şeklinde. Daha sonradan even numbers da dediğimizde de, yani çift sayılar dediğimizde de yine sıfırıncıdan length eksi 1'e kadar devam ettiriyoruz. Burada da 2, 6, 2 şeklinde çift sayıları yazdırmış oluyoruz arkadaşlar. Böylece şöyle söyleyebilirim. Evet, sizlere bu şekilde örneklerle Java algoritmalarının açıklamalarını yapıyordum arkadaşlar. Şimdi paylaşımlı ekranda hangi uygulamaya kadar geldiğimizi ben göstermek istiyorum size. Daha çok dosya var ki. Java Tutorial. Evet. Sonunda bulabildim. Java dizinle ilgili programların örneklerinin tamamını burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle bir baş kısmına gözden geçirirsem, burada ben bu programı göz önüne aldığımda Java derslerine birebir anlatırken bir taraftan da paralelinde bu programları, bu örnek programları teker teker üzerinden geçip size açıklamak, anlatmak istedim. Basic programları tamamladık şimdiye kadar, bir de hatırladığım kadarıyla. String'leri tamamladık. Arama ve tasdik programları tamamladık arkadaşlar. Ve de array'leri tamamladım. Bundan sonra matrislerle ilgili işlemler var arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Böylece bu dizinlerle ilgili işlemleri de gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki derste şöyle diyeyim. Evet, bir sonraki derste matris işlemleriyle ilgili örnek algoritmaları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İyi akşamlar, sağlık, afiyet diliyorum. Üstün başarı diliyorum herkese. Bay bay.